Keşke dedi ben şehit olsam dedi. Keşke dedi. Onun hayali şehitlik. Hep o şehit makamına ulaşmak isterdi. Doğum yeri Malatya, Doğan Yol. İşte biz daha küçükken rahmetli babam bizi İstanbul'a getiriyor. Büyüdüğümüz yer Süleymaniye Fatih. En sevdiğimiz yer. Çocukluğumuz çok zorlukla geçti o zamanlar. Çok okumak istiyordu benim Türkan'ım. Öğretmen eve geldi biliyor musunuz? Babama yalvardı. Türkan'ın okut dedi. Bak bunun geleceği çok parlak dedi. Ama rahmetli babam okutmadı. Yok dedi. Okuyup da ne olacak kız dedi. Okutmadı. Sonra o kadar ağladı ki o. Ama yine de okumayı her şeyi biliyordu. Mesela hep kitaplar alırdı, okurdu. Ama hep dini kitaplar alırdı. İşe girmiştik. O Cağaloğlu tarafında ikimiz de yani çocukluğumuzu yaşamadık. O da yaşamadı. Ama o yine mutluydu. Hani hep tevekkül ederdi. O yaşta bile yani inancı daha farklıydı. Yaşı ya 13 o civardaydı. Sonra bir baktık, sabah kalktık örtülmeye başladı. Rüya gördüm dedi. Yeşiller içinde dedi, sanki giyinmiştim, başımı da örtmüştüm dedi. Öyle örtündü ve namazına, Kur'an'a gitti. Yani çocukluğu onun apayrıydı, çok farklıydı. Hatta bize de yani örnek oluyordu. Yani hayatı onun çok güzel yaşadı biliyor musun? Yani güzel derken acılar içinde yaşadı, acı da yaşadı. Izdırap yaşadı. Yani o örtünden, namazından dolayı hor görüldü o zamanlar. Çok hor görüldü. Ama o yine de yılmadı yani, mücadele devam etti. Çünkü o Rabbisine aşık olan bir kuldu. Eşimle beraber 1992'de tanıştık. Biz kendimiz görüştük eşimle. Öyle bir senelik falan bir nişanlımız geçti. Eşim kapalıydı, namaz niyazındaydı. Kur'an-ı Kerim'i okurdu, güzeldi okurdu. Onun için severek biz evlendik. Ben eşimi o bakımda seviyordum ben onu. Çalıştığımız yerde, bunlar da orada iş yerleri vardı, büfeleri vardı, öyle tanıştılar. Hani Ramazan huyunu, suyunu çok beğenmişti. Dürüstlüğünü, kötü huyları yoktu. İşte istemeye geldiler. Bunlar düğün salonu istediler. Kız kardeşimiz asla dedi, ben düğün salonu istemem dedi. Camide olacak düğünüm, düşünün. Düğünü böyle öyle istedi. Ama kız kardeşim dediği oldu. ...23 sene biz iyi geçtik. Her zaman gülerdi. Bana iyi bakardı. Boş kaldıkça zamanın boş harcamazdı. Kur'an-ı Kerim açıp okurdu. Ben gece kalktığımda bakıyordum Kur'an okuyor. Hep dua ediyordum. Allah razı olsun onunla. Çocuklarımız oldu. 2 tane kızım oldu. Bir oğlum. Hepsine Kur'an okuturdu. Benim annem çok farklı bir insandı. Bir hatam olsa hep onu düzeltmeye çalışırdı. Böyle hep beni doğru yola çekmeye çalışırdı. Öncelikle hep hani Kur'an okumaya, din yoluna gitmeyi öğretirdi. Sonra hani okuma yollarına gitmeyi öğretirdi. Hani hep zorluk içine büyüdük biz zaten. Ama hiçbir zaman hani dışarıya belli etmedik biz zorluğumuzu. Hep güler yüzlüydük. Uzun bir zamandır ayağımda, sol ayağımda yırtık vardı. İyileşmiyordu. İyileşmeye için de üzülüyordu. Bayağı uzun sürdü ayağım. Dedi ki eşim, Ramazan'da ben çalışayım sen ayın iyileşene kadar. Ben de ilk etapta olmazdı. Ben de böyle devam ederim dedim. Çünkü çocuklarımız vardı. Evde annelik yapıyordu. Allah razı olsun ondan. Çocuklarımızı okula getiriyordu. Okula gidiyordu, takip ediyordu, dersine falan bakıyordu. Dedim ki yoktur kendi. Yok dedik. Senin ayağın iyileşsin. Sonra devam edersin. Son 2 sene eşim çalıştı. Çocukların okunması için mücadele etti biliyor musunuz? Sırf Berkay'ım okusun diye Buket'in o gider çalışırdı. Mesela işte 9'a çıkardı arardım. Abla derdi bacağım çok ağır, belim çok ağır. O anlatınca böyle ben tutamazdım evli telefonda.
Hiç görmedim. Ona da Allah'ım derdim. Sen bacım öyle kapılar aç ki yüzü gülsün derdim. Aman öyle kapı açtı ki. Sırf dedi Berkay'ım okusun dedi. Abla dedi üniversite işte uzağa gitti. Trakya'da ne okuyordu? Berkay'ım çok düşkündü annesine. Duramazdı annesiz biliyor musunuz? Duramazdı. Sarılırdı annesine. Demek ki annesi gidecekmiş ondan sarılıyormuş. Çoğunlukla ailesini düşürdü yani. Hep çocuklarım iyi olsun, çocuklarım bu duruma gelsin. Hep kendi çocuklarım, çocuklarım. Annemi tanıdığımdan beri... Ayağında bir tane telliği vardı. Hep biz yiyelim diye uğraşırdık. İyi olalım diye. Zorluk içinde büyüttü bizi. Ama hiçbir zaman hiç oflamadı, puflamadı. Ne annesine pufladı, ne babasına pufladı, ne kocasına, ne bize pufladı. Ayağında sadece yırtık bir telliği vardı. Pardüsü vardı. Yani bize de fedakardı biliyor musunuz? Bir gün hiç unutmayayım, benim eşim kaza geçirmişti. Çalışamıyordu. Bir gün bana gelmişti. Bir bakmış ki buzdolabında hiçbir şey yok. Ağlamış oturmuş. Bu ablam niye söylemiyor demiş böyle bize. Hemen sen git. Parası da yok mu halbuki fazla. Sen git o ne var ne yok al getir buzdolabı doldur. Yani sen de ki benim işte benim param yok böyle böyle. Eğer tek bir 10 milyon olsun onu da sana verir. Yani derdi bu yarın Allah büyüktür. Mutlaka bir yerden Rabbim rızkı verir der. O başkaydı ya. Yani hayatta da mı başka güzeldi? Hani bir laf var. Geç bu laf çok doğru. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Hani hep şey isterdi annem. Nasıl diyeyim hani. Bana karşı derdi. Erkek olsam da keşke Cuma'ya gidebilsem. Erkek olsam da keşke şehit olabilsem. En sonunda işte 15 Temmuz olaydan sonra. Hani nasıl bir insan olduğunu ben buradan anladım. Yani duaları kabul oldu annemin. Temmuz'da biz evde oturuyorduk. Eşimizle beraber oturduk, muhabbet ediyorduk. Telefon geldi. Telefona eşim baktığı için dedi ki darbe oluyor dedi galiba dedi. Ben şok oldum, doğurdum abi, doğurdum bir kere. Türkan'a eşim kalktı. Aya dedi ki Ramazan, ben 65'imi alacağım, namazımı kılayım dışarı çıkacağım dedi. Dedim ki Türkan biz oturalım dedim. Yok dedi Ramazan dedi, hemen kalkalım dedi. Tamam dedim. Büyük çocuğum dışarıda. Dışarı çıkacağım, büyük çocuğumu içeriye alayım ben dedim. 3-4 sefer ben aradım. 3-4 sefer Türkan aradı eşim, çocuğumu. Belki eve gel. Eve gelme çağırma sebebi de biz dışarı çıkacağımız için dışarı çıkacağız. Çocukların yanında bir kişi durması lazım. Ben eve çağırdıkları, ben eve geldiğimde annem ve babam hani atış alanı tankların çıktığı yerden havalimanına doğru yönelmişlerdi. Eve geldim. Annem ve babam evde yok. Ondan sonra 10-15 dakika sonra televizyon çatışma gördüm. Ama elim ayağım titremdi. Çıkamıyorum dışarı. Şu köşede oturuyorum. İyi hatırlıyorum. Şu köşede oturuyorum böyle. Çatışmayı görüyorum. Kalkıp gideceğim. Gidemiyorum. Elim ayağım tutmuyor. Bir şey oluyor. Kalbim ağrımaya başladı. Ondan sonra babamı aradım. Babam telefonu açmıyor. Kalbim hani daha da çok ağrımaya başladı. Ben yani çıkacak gibi oldu. Annemi aradım, açmıyor. Abla dedi, neredesiniz? Dedim biz havaalanındayız. Biz de o tarafa doğru geliyoruz dedi abla dedi. Peki dedim hangi yerdesiniz dedi. Dört yoldayız abla dedi. O tarafa doğru geliyoruz dedim. Vatanı teslim etmeyeceğiz dedi. Bak dedi, asla dedi etmeyeceğiz abla dedi. Türkan ben de evet dedim, vatanı teslim etmek yok. Abla dedi, ölmek var, dönmek yok dedi. Daha sonra ulaşamadım artık. Ulaşamadım kendisine. En son saati 12.35. Hiç unutmuyorum o saati biliyor musunuz? Nasıl yani o cuma günü saate böyle bakarım evde. Bir bakıyorum ki 12.35. Unutmuyorum o saati. Türkan'la son konuşma saati. Ondan sonra ulaşamadım bacıma.
hiç ulaşamadım. Büyük bir bayrağımız vardı. Halkımız getirmişti, milletimiz. Büyük bayrakla biz eşimle beraber tuttuk bayrağı. Dedik bayrağımız yere çökmesin diye. Biz bayrağımızı tuttuk, bir 5 dakika yürüdük. Birden bir kargaşa oldu. O kargaşada dediler işte askeri tanklar da geliyor diye. O tanklar gelin deyince ben döndüm soluma. Askeri tankın farları yanmıyor. Öyle hızlı bir geliyor ki hiç kimseyi kurtaramaz yani. Ben dönmemle solumda eşim vardı. Eşime vurdu. En yakın şahit benim kaynım da orada. Kaynım dedi durmadı dedi, kaçmadı dedi. Tankı durdurmaya çalışmış. Elini kaldırmış böyle. Öyle görmüşler. Yani o anda da şahadete yürüdü. Tank çarptığı zaman eşim yaşıyordu. Ama kafada darbe gördüğü için vücut sıcaktı. Kucakladım eşime. Yardım etti arkadaşlar bize, insanlar orada, halkımız. Ben yalvardım eşime, bana bir dön, bir kelime, bir şey söyle. Ama eşim darbede, kafada darbe aldığı için konuşamadı. Hastaneye kaldırdım. Kısa dönemde ameliyata aldılar. Ama 3'e doğru eşim vefat etmiş. Şehit olmuş. Annemin şehit olduğunu hastanede öğrendim gece uslularında. Gittiğimden de herkes ağlıyordu. Halalarım, yengelerim, teyzelerim, babam hani kötü durumlardı. Ben ağlayamadım o gün. Sadece durup hani kilitlendim, etrafa bakmaya çalıştım. Baktım hani ne oluyor? Gerçek mi bu yoksa rüya mı? Ondan sonra babam içeri girdi. Dedi tek kelime hani yuvamız yıkıldı dedi. Çocuklar yetim kaldı. Niye bizi bıraktın Türkan? Dedim göreceğim, ne olsa olsun göreceğim eşimi. Gittim eşimi gördüm. İşte gördüm böyle açtım şeyden. Ortada çıkardı baktım eşime. Suratıma baktım bembeyaz. Nur gibi gülüyordu. Eşimi gördüm. Tekrar suratını gördüm bembeyaz çok. Vefat etmişti ama gene olsun ben onu öptüm gene. Çünkü eşim beğenmez. Baktım suratı yine evlenmiş gibi. Beyaz, güzel. Onu görünce yine gülü yüzü gülüyordu. Güler yüzüydü. Aynı. Sanki Türkan uyuyup da bana bakıyor. Ama şehit olduğumu öğrendikten sonra da 2 rekat namaz kıldım. Hani şükrettim Allah'a. Kıskandım açıkçası ben niye olamadım gibisinden. Dediğim gibi herkes ağlıyordu. Eve geldim sakince annem şehit olduğunu öğrendi. 2 abdestimi aldım. 2 rekat namazımı kıldım. Dua ettim Allah annemin istekleri kabul oldu diye. Ama sarıldım ki babacıma. Öptüm sonra. Hocalar yıkarken öptüm. Bir baktım ki uyuyordu. Hoca yıkarken hoca dedim ya dedim. Benim bacım öldü mü uyuyor mu dedi. O şehit dedi. Tabii uyuyacak dedi. Ama dedim gülüyor. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Uyuyordu böyle. Hocam dedim, seni bıraktığın yolda ben devam edeceğim. Sözüm seni güllerini yalnız bırakmayacağım. Sözüm senin mücadelene ben devam edeceğim. Çünkü hep mücadele ederdim. Hangi yerde miting varsa abla hadi yürü gidelim derdi. Yeni kapı her yere. Öptüm onu, ayaklarını da öptüm. Çünkü neden ayaklarını öptüm biliyor musun? Hep ayakları yorulurdu, abla ayaklarım ağrıyor derdi. Yüzünü de öptüm. Yüzü çok güzeldi ama biliyor musunuz? O kadar güzeldi ki. Aşağı indim. Karşımda annem tabutla beraber. Düz gittim. Tabutun ayak kısmını öptüm. Sonra kafamı çevirdim. Baktım hani iğne atsanız yere düşmez yani. O kadar kalabalıktı. Cenazeye bir kapı gelince kızlarım ağladı. Bir kızıma bir sabaha karşı söyledim. Ufak kızıma söylemedim. Saat 2'nin namazına kadar. Hep sakladım. Çünkü ufak kızım bilmiyordu. Hastalığı gelecek dedi. Ufak kızım bilmiyordu. Ama durmayı hissettirdim. Annen şehit gitti kızım dedim.
Mesela dua edeceğiz, Kur'an okuyacağız. Annene bol bol dua edeceğiz dedim. Onun için en teselimiz o. Ya bir söz var derler diye şehitler ölmez. Hani şu anda anlıyorum ben harbi. Hep annem yanımda hissediyorum yani. Özlüyorum her özlediğimde. Sanki böyle birden dalıyorum. Sanki annem birden tutmuş beni, kendime geliyorum böyle. Bazen rüyamda görüyorum. Şey gibi ama sesini duyamıyorum. Sadece hep rüyamda görüyorum. Hani benle uğraşıyor, gülüyor, eğleniyor. Gözüm açtığında yok. Hani az çok yetiyor. Mesela bazı gecelerim hani duruyorum. Gecenin köründe kalkıyorum. Alışmışım hani. Evde gezince annem yatakta gördüğümde bazen göremeyince illa kötü oluyorum. Ne kadar süre geçse de hani bir buna alışamayacağımı biliyorum yani. Her kalktığımda ister istemez hani etrafta annemi arayacağım. Ha. İnsan biliyor da göremeyeceğim. Ne bileyim bekliyor işte. Bir kız çocuklarım büyük ama 11 yaş kız çocuğu zor. Çocuk anne baba olacağım ama zor. Ufak kıza bakmak zor. Eşim çocuğa baktığı kadar. Ben bakamama gene bakacağım. Annelik babalık yapacağım. Ama eşim daha iyi bakıyor. Annelik görevini daha güzel yapıyor. Babanın yaptığı ne kadar olacak ki? Ama bir eş olarak, anne olarak, eşim olarak her zaman çok iyi bakıyor. En büyük dediğim gibi düşüneceğim bir ufak kısım. Ama çoğu şükür annelik babalık da yapacağım. Söz vermişim. Buram acıyor ama gurur duyuyor. Bacım şehit olduğu için gurur duyuyorum. Vatan için gittiği için gurur duyuyorum. Ülkesi için, Allah yolunda öldüğü için gurur duyuyorum. Türkiye için öldüğü için gurur duyuyorum. Şehit makamına eriştiğin gurur duyuyorum. Şu anda o Peygamber Efendimiz'in yanında. Şu anda o da ilk şehitlerin yanında. Ömer, Halis, Demir gibiler. Onlarla beraber. O bizim şerefimiz, gururumuz, namusumuz. Şimdi şehit gittiği için ona hiçbir şikayetim yok. Ben dua ediyorum. Gene ben çocuk ve analık ve babalık yapacağım. Bu memleket için, bu vatan için çocuklarım okuyacak. Vatanım, milletimize faydalı bir evlatlarım olacak.